Biz aslında 2018'den beri birlikte olduğumuz arkadaşlarla bu organizasyonları düşünüyorduk ama araya pandemi girince bu yıl ilkini düzenlemek nasip oldu. 3 günlük bir geçmişi olan bir düşünce bu. Kocaeli Sivas İş İnsanları Kurucu Genel Sekreteri Kadir Zortaş iftar programı sonrası konuştu. Kadir Zortaş'tan önemli bir açıklama geldi. Zortaş genel kurulda aday olacağını açıkladı. Sivaslı iş insanlarının daha çok aktif olarak kamuoyunda görüleceğini söyledi. Başta 200 kişilik bir program için konuştuk. Sonra 250-300 derken bugün 400'ün üzerinde Sivaslı iş insanlarımızı, protokolümüzü ve il dinamiklerini burada ağırladık. Sivil toplum kuruluşları başkanlarını, yönetimlerini burada ağırladık. Çok mutluyuz. Birlikteliğimizi, bağımlılığımızı arkadaşlarımız da gördü zaten. Davetlerimiz de gördü. Daha iyi olacak. Gördüğünüz gibi her alanda etkin bir şekilde çalışıyor arkadaşlarımız. Bundan sonraki faaliyetlerimiz daha kalabalık olacak. Daha fazla iz bırakacağız. Daha fazla etkili olacağız. Sizleri de yanımızda göreceğiz zaten.